Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı olan Ebu Hamza Enes İbni Malik, Ensari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Müslüm'ün başka bir rivayeti şöyledir. Herhangi birinizin tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu hoşnutluk, ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesinin elinden kaçıran, arayıp taramaları sonuç vermeyince deveyi bulma ümidini büsbütün kaybedecek bir ağacın derken yanına devesinin geldiğini görerek yularına yapışan ve aşırı derecede sevincinden ne söylediğini bilmeyerek Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır. Hadisin şerhi şu şekilde. Hadis-i şerif Allah Teala'nın sonsuz merhametini çarpıcı bir şekilde ortaya koymakta, günahlarla kirlenen gönüllere bağışlanma ümidini serinletmektedir. Kainatın sahibi olan yücelerden yüce bir varlığın, cücelerden cüce bir insanın kendine yönelmesinden ve beni affet diye yalvarmasından bu derece hoşnut olması doğrusu şaşırtıcıdır. Demek oluyor ki insan Allah yanında basit bir varlık değildir. Tam aksine Rabbini tanıdığı sürece önemli bir şahsiyettir. Şeyh Galip diyor ki, ey insan, değerini iyi bil. Zira sen bu alemin özü ve kainatın göz bebeğisin. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen, merdumi dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Muhtelif sahabeler tarafından bize ulaştırılan bu hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde devesini kaybeden adamın düştüğü mislik daha çarpıcı ifadelerle anlatılmaktadır. Devesini bulmak için tepeden tepeye koştuğu, hiçbir yerde bulamadığı, sonunda artık devemi bulamayacağım, bu ıssız çölde açlık ve susuzlukta ölüp gideceğim diye bir gölgeliğe çekildiği, elbisesi yine yüzünü örtüp ölümü beklediği tasvir edilmektedir. Ölümü beklerken yeniden hayata kavuşmak insanoğlunu en fazla sevindiren bir olaydır. Hadisimize göre insanın el açıp yalvarması, bağışlanma dilemesi Allah Teala'yı bundan daha çok memnun etmektedir. Hadislerde geçen Allah Teala'nın memnuniyeti, hoşnutluğu, sevilmesi gibi ifadeler mecazi sözlerdir. Bu gibi sözlerle Allah Teala'nın kulundan razı olduğu ve onun isteğini hemen yerine getireceği anlatılmaktadır. Hadis-i şerifteki misalden şunu da anlamaktayız. İnsan bir günah işlediği zaman şeytanın eline düşer. Şeytanın eline düşen kimse ise çölde devesini kaybeden adam gibi helak olmak üzeredir. Fakat Allah Teala'ya yönelip tövbe ve istiğfar ettiği zaman şeytanın elinden kurtulur. Cenab-ı Hakk'ın bağışını ve rahmetini kazanır. Hadisten öğrendiklerimiz madde halinde şu şekildedir. 1. Allah Teala kullarına karşı son derece merhametlidir. Kendisinden af diledikleri takdirde onları bağışlamaya hazırdır. 2. Her zorluktan sonra bir kolaylık, her sıkıntıdan sonra bir ferahlık gelir. Bu sebeple insan Rabbinin rahmet ve merhametinden hiçbir zaman ümit kesmemelidir. 3. İnsan devamlı surette kendini hesaba çekmeli, günahlarından tövbe etmelidir. 4. İnsanın kasten yapmadığı hataları Allah Teala'ya bağışlar. Nitekim devesine kavuşan adamın aşırı sevincinden dolayı Allah'ım sen benim Rabbimsin diyecek yerde sen benim kulumsun demesi günah sayılmamıştır. 5. Anlaşılması zor bazı konuları Peygamber Efendimiz zaman zaman böyle misallerle anlatmıştır. 6. Bu hadis-i şerif günahlarının bağışlanıp bağışlanmayacağı endişesinden insanları kurtarmakta
Tövbe eden kulundan Allah Teala'nın nasıl hoşnut olduğunu açıklayarak büyük bir güvence vermektedir. Tövbe etmeye bundan daha büyük bir teşvik düşünülemez.